Merhaba arkadaşlar, ben Ata ve Likü Gaming'in 21 bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün Plago Age'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine büyük bir gün, çünkü bugün Plago Age'in 10. bölümünü çekiyoruz. Bu sefer sadece normal hastalıkları değil, özel hastalıkları da bugün sonlandırıyoruz artık. Gördüğünüz gibi göstereyim hemen. Bugün Shadow Plague denen hastalığı oynayacağız. Son denememde aslında başarılıydım. Videoyu falan çekiyordum ama video kendi kendine kapandı ama hastalığı çok rahat geçmemin bir yolunu buldum. Gerçekten çok rahat bir şekilde. Hastalığımızın ismi bu sefer farklı olacak. Çünkü sevdiğim bir arkadaşımı, sevdiğim bir tanıdığımın bugün doğum günü. Onun doğum gününe özel bugünkü hastalığımızın adını İrem koyuyoruz. Hatta öyle bir şey yapalım, destekleyelim. Şöyle. Şöyle güzel bir emojilerle. Ufak bir durakta atma yaşadık ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi hastalığımızın ismi İrem olacak. Kendisinin doğum gününü buradan kutluyorum. İnşallah bu videoyu da yüklendiğinde izlersin ve keyif alırsın izlerken diyerek genlerimize bakalım. Buradaki geni seçtim. Bu bütün boncukları otomatik olarak topluyor. İşte daha boncuğu olsun, kırmızı olsun, sarı olsun, özel boncuk olsun hepsini topluyor. Bu kendi mekanındayken vapi daha hızlı sağlığını dolduruyor. Bu da şey, kendi mekanında vampir fark edilme ihtimalini azaltıyor. Uçakların mekanları bulması zorlaşıyor işte bombardımanların. Bu da işte insanları mekanda hasta ettiğini daha fazla DNA veriyormuş. Onu denedim, işe yaramadı. Sonra burada daha fazla can diyor vampir için. Öfke, yani saldırma eylemini kullanmak için DNA kullanmayacak diyor. Yani DNA harcamayacakmışız. Bu da tam tersi. Daha fazla DNA şey yapıyor, orada saldırıcı falan. Ben bunu seçtim. Özel mekan, özel orduları ve laboratuvarları yok edince daha fazla DNA. Bu da şey, daha fazla insan öldürüyor öfke kullandığında, saldırma eylemi kullandığında. Burada da vampir daha uzağa göç ediyor. Daha hızlı göç ediyor. Ha. Ülkeye varır varmaz öfkeyi kullanıyormuş. Flies, bunu anlamadım. Ben bunu seçtim. Vampir seyahat ederken DNA harcamayacak. Diğer iki şey aynı zaten. Başlayalım. Herhangi bir ülkeden başlayabilirim. Bu hiç önemli değil. Ben nereden başlayayım? Şuradan başlayayım. Madagaskar'dan başlayayım. Cidden nereden başladığınız hiç önemli değil bu ülke şeyde. Hastalıkta. Şu layarı açtım. Seyahati açtım. Seyahat hızını... Yok, seyahat hızını şimdi yapmayayım. Belirtilerden şunu açmam lazım. Çünkü şu an hastalığımızın bulaşıcılığı sıfır. Bunu aktif ettiğimizden itibaren bulaşmaya başlıyoruz. Şunu yaptım. Geceleri daha çok bulaşma şansını arttırır. Bunu yaptım. Annemi yaptım. Yapacağım. Bir dakika, döndüreceğim tekrar şunu. Annemi yaptım. Da fark edilme ihtimali falan düşürüyor bu da. Ardından şunu yaptım. VPX Source diye bir şey yaptım. Tamam. Şimdi başlayabiliriz. Evet, başladık. Şimdi vampir mekanını da kurdum direkt. DNA verecek orası işte, klasik aynı mantık. İşte maymun gribiyle falan. Tıpatıp aynı. Seyahat hızını hızlı bir şekilde arttırmam gerekecek. Çünkü hızlı olmam gerekiyor hastalıkta. Olabildiğince bir yerlere göç etmem falan gerekiyor çünkü. Tamam, artık DNA biriktirip şey arttırabileceğim. Arttırayım daha doğrusu. Seyahat hızımızı. İki tane var zaten. Onları da başka yerlerde kuracağım. Şu anda yapmam gereken asıl şey seyahat hızını arttırmak. Mesela şu Orta Amerika'ya kuracağım bir tane. Şunun ortası. İki yerin ortasını kuracağım. Angola. Angola. Evet. Şimdi
Seyahat hızını artırıyorum. Portalı sonra açacağım. Belki açmama bile gerek kalmaz. Portalda işte mekan kurduğunuz yerlere direkt ışınlanabiliyorsunuz, buralara falan. Anında ışınlanabiliyorsunuz. Hiç vakit almadan. Yani sizin bir yerlere gitme şeyinizi hızlandırıyor yani. Botswana. Oraya gideceğim. Bu dünya menüsü. Klasik şeyler. Angola'ya bulaştık. Böyle bakınıyorum. Zimbabwe. Burayı görememiştim geçen seferlerde. Tamam. Güzel. Sudan'a gidelim. O şarjım 9'muş. Acele etmem gerekiyor. Şarjım azalsa biraz şarj ettikten sonra kaldığım yerden devam ederim ama bir sıkıntı değil orası. Ama olabildiğince çabuk bitirmeye çalışacağım tabii ki. Seyahat hızını ikinci seviye yapacağım ilk fırsatta. İki tane DNA puanı istiyor. Fazladan. Çünkü hızlı seyahat etmem gerekiyor. Ama şunu da yapmak istiyorum. Şunu yapayım hatta. Vampir mekanda daha hızlı canı iyileştirme. Daha sonra çok DNA istediğinden dolayı direkt yaptım. Cezayir. Şuraları falan sonra yapacağım. Bulaşma seviyem çünkü gayet yüksek. Ülkelere bulaştıktan sonra direkt yapacağım zaten. Hadi. Fas. Batı Afrika. Batı Afrika. Hemen şu Kolombiya tarafına geçeyim, oradan bulaşayım. Kolombiya tarafına kuracağım çünkü bir tane. Brezilya da olur, fark etmez. Kurayım da yeter ki. Hemen şunu ikinci seviye yapayım da. Hem hızlı giderim hem vakit kaybetmiyorum. Zamanı hızlandırabilirim ama oynamam biraz daha zorlaşacağı için zorlaşır büyük ihtimal yani. O yüzden gerek yok. Arada hızlandırayım. Şimdi hızlandırayım hatta. Angola Aş Festivali düzenliyormuş. Güzel. Düzenleyeyim. Kolombiya. Peru'ya da şey yaparım. Ha, burada. Orta Amerika'ya atayım. Evet, şu an iyiyiz. Güzel bir şekilde bulaşıyoruz. Başka ne yapmam gerekiyordu? Portalı açayım. Hazır. O taraflara çabucak dönmek için. Vakit kazanmak için. Lazım olacaksa tamam. Hemen şuradan. Kanada'ya. Karayiplere gittik. Tamam. Karayiplere gittik. Güzel. Hemen Grönland'a. Gördüğünüz gibi çok hızlı seyahat ediyoruz. Ama Madagaskar'da görünmüşüz. Bakayım. Madagaskar'da görünmüşüz. Ben şunu açıyorum o zaman. Bunu biraz az sonra yapacağım. Onlar çok önemli. Onlar çok önemli ama benim saldırıyı açmam lazım. Şunu da açayım hazır. Zamanda yavaşladı tabii ki. Buralar işimiz bitsin. Evet, şarjım cidden çok ciddi derecede azaldı. Şimdilik videoyu durduracağım. Videoyu durduracağım. Şarjım birazcık dolduktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz sonra geleceğim. Evet arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bakalım nerede kalmıştık. Ne yapıyordum ben? Test edildik. Evet, edildik. Dedim şuraya geçeyim falan.
Evet, hatırladım şu an durumun ne olduğunu. Hatırladım olayı ama. Almanya'ya git. Hatırlamaz olaydım, moralim bozuldu ya. Gereksiz bir şekilde fark edildik. Neyse, bir şey olmaz. Daha fazla kişiye ulaşalım. Bazı ülkelerine gidelim. İspanya'ya gideyim ardından. İspanya, Fransa, İngiltere'ye gittik. Fransa'ya gideyim şimdi. Hemen Fransa'ya gidelim. Estağfurullah. Şöyle. Türkiye'ye gidelim, hadi bakalım. Balgo dükkanına gittik, Türkiye'ye gidelim. Oya da bu Shadow Slaves yapalım. Yani burada saldırıya falan geçebilecekler yani, efekt olanlar. Etrafı bayağı bir karıştırabilirler yani. Mesela şimdi göreceksiniz. Açtım. Ukrayna'ya gider. Zaten. Etrafı şimdi karıştıracak bunlar. Efekt olanlar yani. Rusya. Finlandiya'ya da gidelim hemen. Ardından. Heh. Psikolojik olarak baskı yapmaya başladı. Hastalık. Mesela Madagaskar'ı kontrol altına aldı. Madagaskar kontrol altına alınmış. Gördüğünüz gibi. Madagaskar anarşi içinde şu anda. Biz neredeyiz? Arjantin de aynı şekilde. Gidiyor. İsveç'e gidelim. Norveç'e de gitmedik. Grönland'da falan buralara gittik. Paso. Norveç. Aynı şekilde Dark Lord. Buradan devam edelim. Bulaşmaya yani. Daha fazla kişiye bulaşalım. Biraz böyle bulaşsın. Finlandiya. Bulaşmaya devam. Bulaşmaya devam. Bir daha Shadow Trail. Binlerce kişiye, yüz binlerce kişiye bulaşalım. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde bulaşıyoruz. Rusya'yı da biraz şey yapayım da. Evet, ordu falan kurdular. Ordularla birazdan ilgileneceğim. Ordularla şimdi ilgilenmemem lazım. Hindistan. Yani milyonlarca kişiye ulaşıyor her gün. Yapacağım hemen. Tamam, şimdi şuraya saldıracağım. Bu laboratuvarlar bizi tedavi etmeye çalışıyorlar. Maymun gribindeki gibi. Aynı. Orada saldıracağız. DNA puanı kasacağız. Hem iş yapacağız. Aynen böyle. Şu anda saldırıyorum. Küt. Bu şekilde yok ediyoruz. Kore'ye şey yapmışız. Türkiye'de mi anarşi olacakmış, tamam. Şöyle adeta kabarma yaptım. Bu da şey, vampir saldırı altında değilken insanlara yiyerek can kazıtıyor. Can dolduruyor. Hazır ben Yeni Zelanda'ya doğru gideyim. Avustralya'ya doğru gideyim. Oraya iş yapayım. Ele geçireyim. Ele geçireyim derken keseyim orayı yani. DNA kasa kasa gidelim ya. Endonezya.
Tamam, zaten yeni yine yok. Yeni Zelanda'da şeyler var. Laboratuvar var. Evet, ordular gelişiyor. Ordular toplanıyor. Durup ülkeye düzgün bulaşamadığımız için tabii. Ordular geniş çaplı operasyon düzenleyecek. Bize karşı. Şunu hemen ikinci seviye yapmam lazım. Vampir saldırısını. Yaparız. Sıkıntı yok. Good. Yaptım. Yapıyorum, pardon. Telefon ekranımı çevireyim. Evet, yaptım. İkinci seviye oldu. Daha güçlü saldıracağız yani. Evet, Avustralya'yı direkt ne geçireceğiz? Avustralya bizde abi, her şekilde. Önce biraz şey yapayım onu. Tamam, şimdi saldırabiliriz. Ne kadar çok hastalıklı olursa ele geçirme şansımız o kadar artıyor çünkü. Tamam, burayı çok rahat aldık. Bayağı DNA puanı verecek tabi. Aldım. Bizim için büyük kar. Ordular da hemen başka yerlere dağılıyorlar ki güçlenebilsinler. Biz buna izin vermemeliyiz. O 51 DNA puan yapmışım. O zaman ben şunu hemen 3 yapayım. Saldırayım. Ardından şunu yapacağım. Şey yani vampirlik özelliği geliştiriyoruz. Bir tane daha kurabilirim bundan. Koloni. Ama şu an kurmasam daha iyi olacak. Şuraları şey yapayım. Hazır bulaşayım. Dark Pustle Spirits mutasyona uğramış. Dark Pustle hangisi? Ha bu. Şu. Dark Pustle şu. Görünme ihtimali falan azaltıyormuş da önemli değil artık ya. Görürsek görürlük yani zaten. Şöyle. Evet, uçak yola koyuyordu. O uçak da şeylerimizi yok etmeye çalışıyor. Yuvalarımızı. Yuvalardan kaç yuvaları kurtarmanın bir imkanı olmadığı için yok edecekler. Benim şu an tek yapmam gereken odaklanmak. Bir tane daha vampir yaratabilmem lazım şu anda. Şunu da yapayım. Aynen bu dördüncü seviye yapacağım. Şu yaptığım özellik hastalıkların büyük kısmını öldürüyor ama yeni bir tane vampir ortaya çıkıyor. Şunu da yapayım. Çiğneme gerileme. Zombiden biliyorsunuz zaten. Çok daha güçlü oluyorlar. Hastalıklı sayımız 3,5 bile yaklaştı. Ben şunu İngiltere'yi de biraz şey yapayım. Tamam. İngiltere'yi de hallettik. İngiltere'de şey yapamasınlar yani. Gelemesin ordu. İşte desteğe falan. Vesaire. Şöyle. Kaç tane var ki? İki tane yuvamız varmış ama. Hemen yuva kurmam lazım. Hastalık sayısı yükseliyor mu? Yükseliyor. Çok rahat alırız. Çok rahat. Çok rahat alırız hem de. Evet, Güney Afrika'da yeni bir tane vampir belirdi. Bu vampir bize bayağı yardım sağlayacak. Şöyle yuvaya gitsin de can doldursun kendine. Evet, aldık. Son seviye yaptım. Atak, saldırı şeyini. Gücünü. Bayağı bizim için iyi olacak. Şu vampiri de alalım. Şu
Hangi Afrika bura? Bir dakika ya. Şuraya bir saldır. Kanada tarafına doğru gitsem. Bir dakika, sen Kanada'ya falan gitme. Canın az çünkü. Doğu Afrika'dan Güney Afrika'ya git. Sen de gel. Bir dakika. Sen gel abi. Güney Afrika'dan. Arabistan'a git. Ardından sen İsveç'teki vampir Almanya'ya git. Doğru buraya dalacağız. Orta Afrika'ya. Şurayı hemen yok edeyim. Tamam. Çok iyi. Şu Polonya'yı alalım. Sen de şey alalım. Orta Afrika'yı alalım. Ama sen şu an şey yapamazsın. Sen şu an dalamazsın. Sen dalarsan ölebilirsin çünkü. İtalya'da güçleniyorlarmış örgüt. Ama orayı alacağım ben her şekilde. Ben şu telefon ekranı bir daha döndüreyim. Hayır. Oyundan falan çıkma. Evet, gördüğünüz gibi çok rahat alıyoruz. Çok rahat. Orada gitti oradaki. Orada gitti. Seni de hemen alalım. Madagaskar alalım. Burada çadır çok hızlı doluyor. Afrika'daki şeyleri alsınlar. Ulaştırsınlar hastalığı. Vampirler. Vampir. Şöyle git. Yeni bir vampir daha çıkaralım mı diyeceğim ya, gerek yok. Yeterli bu kadar. Şu Dark Ritual'ı ikinci seviye yapıyorum. Saldırı altında değilken daha az can yemene. Polonya yerinde. Ardından direkt o tarafa. Kanada tarafına falan. 53 günümüz var. Birazcık hızlanmamız gerekiyor. Hatta bir tanesini direkt şey yollayacağım. Laboratuvar yollayayım. Şu laboratuvar İzlanda'daki çok sıkıntı yaratacak çünkü. Şurayı da alalım. Bakayım. Oh, çok güzel. Tamam, harika. 71 gün. Her şekilde artık alırız oyunu. Oradaki ordu da gidiyor. Bir tane combo yaptık. Ben şuraya bir tane yuva kurayım. Yuva kurayım da yere gitmesine gerek kalmasın. Yuva dedim, yuva. Bir dakika. Telefon ekran bir kez daha döneyim. Tamam, kurdum. Kanada'ya birazcık ulaşalım da ondan sonra. Eyvah. Ya dememe gerek yok artık, sıkıntı yok çünkü. Kanada'ya da saldıralım. Kanada örgütü güçlüymüş ama sorun değil. Sorun değil. En kötü kaçarım. Baltık ülkelerine saldıralım. Orayı çok rahat alacağız, tamam. Çok rahat. Çünkü çok güzel bir şekilde bulaştık oraya. Gitti örgüt. Ve daha %45'e kadar düştü. Amerika yüksek. Doğu Afrika'mızdaki yuvayı yok etmişler. Hiç sorun değil. Şuraya da dalalım. Laboratuvarı yok ettik. Şuradaki vampirimiz sıkıntı yaşadı. Burayı da alıp, bunu da al. Bana da yolla. Gördüğünüz gibi eğer savaştayken direkt şey yaparsanız, vampirinizi kaç teşvik ederseniz oranın da canı doluyor. Bizimki gibi. Yani yok, vampir zorlandı falan diyor da sıkıntı yok. Can topla. Eğer gördüğünüz gibi, eğer vampiriniz
Saldırı altında değilse ülkeye saldırarak can toplayabilirsiniz. Bence gayet karlı bir şey. Güzel, mantıklı fikir. Tamam, şimdi alırız orayı. 400 milyon zaten 248 milyonu burada. Nüfusun. Evet, oyun her şekilde bizde. Çok rahat bir şekilde de. Aslında çok kolaydı. İşte insanın sonu mu geliyor falan diye açıklama yapıldı. Çünkü artık dünya yok olmak üzere. Ve hiçbir örgüt bir şey de kalmadı. Orta Avrupa'ya gidelim. Baltık ülkeler değil ama. Polonya. Ulaşamadığımız yer kalmasın ya. Orta Avrupa. Fransa'ya gideyim bir de. Gel abi. Şimdi sıkıntı yaşamayalım. Şöyle. Tamam. Buradan da şu tarafa doğru Fransa'ya. Az sola. Evet, 207 milyon kalmış. Zaten kaç milyonu Orta Avrupa'da? Kaç ülke var ki? Fas, Batı Afrika, Cezayir, Sudan, İzlanda. İzlanda. Buralar hasta olanlar zaten. Hasta. 155 milyon. Amerika. Amerika'da 86 milyon. Kanada'da gidiyor zaten. Üçüncü vampir çıktı. İzmir'de. O vampiri de yollayalım şu tarafa. Başka insan nüfusu olan bir yer. Evet, vampirimiz bu halde. Baya baya korkunç. Ciddi anlamda korkunç. Ama bu vampir bizim vampirimiz. Bize zarar gelmez. Bizi ısırmaz. Evet, Amerika'yı da şöyle bir terör estirelim. Kalan bütün nüfus Amerika'da galiba. Yok, değil. Madagaskar. Hangi ülke var ki? Anagora buralar. Aşağılar. Neresi var ki? Hırlan. Süveyş, Yeni Gine, Filipinler, Avustralya, Yeni Zelanda, Madagaskar, Arjantin, Brezilya, Peru. Komen ülke yok, orası kesin. 31 milyon. Bir yer daha var ama. Ama orada gidiyor yani. Sadece şu an neresi olur mu? Daha hastalıklı ülkeler zaten bunlar. Kim? Sadece Amerika. Deri kireçlenmesi yapayım. Ölümcülük olsun. Öf abi ya. Zamanı hızlandırmadım ben tabii. Ben diyorum niye yavaş böyle. Video gereksiz uzun oldu biraz ama olsun. Değdi bölüm. Güvenlik güçleri Amerika'nın güvenlik güçleri saldırmaya çalışıyor da. Evet, İrem dünyayı ele geçirmiş oldu.